İnekleriniz çok güzel ya. Burası komple İsmail emminin, yani Ercan Bey'in. Ercan Bey'i de çekelim şöyle canım. İnekleri de yakından çekeyim bari. Bunlar hepsi buzağı değil mi? Korktun mu? İnekler böyle ürkek oluyor herhalde. Şimdi yavru, çocuk. Hani çocuk, bir de yabancıyız. Yabancı. Tanıdığını çekilmezler değil mi? Hı-hı. Tanısa. Hı, bu 150 yıllık ağaç diyor ne? Aynen öyle. Vay be. Çünkü babamın babası da bilmiyormuş dikildiğini. Hiç de öyle yani yaşını da gösterecek kadar öyle bir yaşlı ağaç gibi de görünmüyor. Ha. Budanıyor, bakılıyor yani. Ha tabii. Pamuk çalıyı bir daha çekelim. Gel de burayı seninle bir çiftlik yapalım. He? Gel de burayı seninle bir çiftlik yapalım. Şurada Vallahi ne güzel olur. büyük bir ahır yapalım. Vallahi hayat burada, ben sana söyleyeyim. Sen zaten tadına varmış adamsın. Çok şükür Allah'a. He. Ya şehrin ışıltısından başka bir şey yok ki. Şehrin ışıltısından başka olan ne? Hani acil hastaneyle alakalı bir şeyin oldu mu ayağının altında? Bilmem. Şimdi Bu tür şeyler. Onun dışında. Şimdi da şehirde çok, olan her şey var burada zaten. Burada da çok çabuk. Şimdi adam burada yaşlılar ne yapıyor biliyor musun? Hı. Alacı'ya gidecek ya, ambulans arıyor. İnan ki öyle. Ben hastayım diyor. Ambulans getiriyor, götürüyor. Bir müven oluyor. İlacını alıyor. Geri geliyor. Bırakıp geliyor ambulans. Şimdi buralar Tabii öyle. canım. Yine senin tarlaydı değil mi? Ramazan nasıl ilaç atıyor görüyor musun? İlacı görüyor musun? Bu O ta o Kırmızı Tepe'deki. Bak şimdi ilaç Vay be. kapattı. O Şimdi kimin tarlası oluyor? Orada benim. Sizin mi Benim. orası da? Sizin topraklar bayağı geniş o zaman. Doğru. Taş o direğin altındaki iki tarlaya kadar bizim köyünkiler. Direkt dediğin o Tepede. büyük tepedeki. Oralar bizim Ha, köyünkiler. hep sizin topraklar. Hı. Burası senindi değil mi? Benim, evet. İsmail Emin'in tarlası. Burası Koca Musto'nun, yani Tammaş'ın. Eski Tammaş'ın. Ruhu sızlasın mı diyeyim, ne diyeyim Koca Musto'ya? Beni cennet olsun diyeyim Tammaş dedemi. Allah rahmet eylesin. Musto'ya pek öyle bir şey diyemeyiz. Şu da arkadaş ilacı atıyor. Orayı da çekerse bak. Daha iyi olur. O kim arkadaş? Ömer diye birisi böyle. Ha, köylülerde. O şeyin, Ramazan'ın attığı ilacın aynısı mı oluyor? Yani otlar büyümesin diye atılan ilaçtan. Aynen öyle. İnsanlar neler yapıyor ya. Otların büyümesini engelleyen ilaç yani. Yani. Şimdi eskiden onları yoluyordun ki zarar vermesin. Ya, elle ya yoluyordun çapa değil mi? yapacaksın ya elle yapacaksın. Tabii. Ya çapa yapacaksın. Tarla. Senin de arada bir alalım Al, kadrajın içine de. Diyor ki ot tarlanın öz evladı. Ektiğimiz mahsul övey evladı. Ot, tabii o kalıcı. O kalıcı. Sen çok öbürünü ekiyorsun geri alıyorsun. Ekiyorsun geri alıyorsun. Doğru. Burada size ait miydi başkasının? Burada komşumuzun. Komşunuz. Topal Ahmet deler. Ankara'da oturuyordu. Öldü. Allah rahmet eylesin. Hanım kızı bakıyor. Burası Sadık Emmi'nin tarlası. Biberlerimiz çok güzel kokar. Çiçekler çok çiçek. Güzel kokuyor canım. Senin demin yani bunun çiçeği çok meşhur kokar.
Çok güzel bir koku senin. Zaten kokuyu etrafa da veriyor ya. Yani. Dışarı çıktık, kokular gelmeye başladı. Burası Hüseyin Dayı'nın. Hüseyin Dayı. Burası tam Hüseyin Dayı ile Sadık Emmi'nin sınırı. Şurası Sadık Emmi, burası Hüseyin Dayı. Tanıtımını da yapalım. Video çekiyorsun. Ercan'ın malikanesi. Ercan Bey'in malikanesi karşıda ışıl ışıl parlıyor. Yiyelim. Burası Sadık Emmi'nin de. Burası kimin dediğini? Burası da Çeliklerin Simpaş'ın. Simpaş'ın mı? Yani kardeşinin ki. He. Onların babalarının. Burası da yeşil olan yer. Nohut. Meşhur Simpaşların tarlasıymış. Tekrar Pamukçalı. Ercan Bey yürüyüş yapıyor. Köyün bekçisi de Olsun. bey değil mi? O da bir nevi doğru. Köyün en kalıcı yerlilerinden birisin, değil mi? Bekçisi yani. Doğru. Şehirde Korkan köyün bekçisi. Şehirde Korkan mı? Yani şehirde korkuyoruz biz yani. Yabancı. Bunlar yakacaklarımız. Ha, yakacaklar bunlar. Ateş yakacağımız. Bunları nereden peki? Eskiden işte orman kenarlarında gelen tarlaların Oralardan söküp buraya mı şeylerinden. Buraya getiriyorsunuz? getirdim şu Ha, raflarımız. getiriyorsunuz, yavaş yavaş kese kese yakıyorsunuz, öyle mi? Yakıyoruz. Hı. Bu bir tanesi zaten bir aylık yakacak olur herhalde. Olur. Oluyor mu? Olur. Vay be. E senin o bayağı bir zamanlık yakacağım var burada o zaman. İsmail Bey. Kenarına.
Baklasana lan kardeşim. Uroz. Kaçmasana lan kardeşim. Yeh bili 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 bili. Yeh bili 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 bili. Sultan Göşker bana yerleşti. Videolarını çekeyim de halayın. Hatıra olsun değil mi? Bak bunlar da akrabaları, yeğenleri. Sana duygularını alayım bakalım. Duygularım Dona'daki. Karışık vallahi. Garipsedim ben Dona'ya gelince. Ben Tanbaşı da gelmişken Tanbaşı da görürük diyordum. Sadık emmem, Hüseyin emmem. Tanbaşı da görürük diye geldim. Mezar mı? Çiçekten ölmüş değil, çiçek hastalıklarında şu mezar, orada mezar. He. Ne zaman ölmüş? Nasıl diyeyim, 1936, 40'larda ölmüş yani. He. Allah rahmet eylesin. Yanlışlıkla mezara basmayak da günaha girmeyek valla. Hep taraf mezar. Yok hani kenarından geçmiş olalım diyorum hani. Belli değil ki. Tabii canım. He doğru. Çok eski olduğu için belli olmayanlar var değil mi? Bu alan ziyaret burası köşkerlerin. Mezarlık olarak. He. Burada gömülü olanlar var mı? Biz yürüyoruz üstünde. Gel gel. Bak. Atın amcanın mezarı buraya kadar. Şey tarlası. He. Hüseyin dayının tarlası. Buradan bak şu ekinin üstünde sürülecek alan var ya, tör örgünün aşağısında bak. Şu hemen sürülmüş yeşil alan var ya. Çiçek ekini. Şey, kırmızı alan var ya. Tamam. Kırmızı alanda şu boş otlu gözüken yer. Burada Tamaş'ın. Bu mezarlar Tamaş'ın tarlada. Ha. Mezarlar da Tamaş'ın tarlalarıydı. Buralar da Tamaş'ın tarladı. Buralar yani. Hı. Niye Tamaş'ın tarlada? Kocamız Tuğaş'a geçmiş. Ondan sonra demiş benim de Tamaş'ın da hayırlı olsun mezara verelim burayı demiş. He. Öylece bak Hasun amcanın öbür taraflar bizim. Bak televizyon çekildi de orada arf olduğu için ayrı çektiler. O aşağıdaki ot donu şu kırmızı alana kadar şu ekili o buğdaya kadar buradan da şuraya kadar. Hep Tamaş'ın toprakları. Bu Tamaş'ın ya. Annem de şurada ya şu mezar. Zaviye yenge? Şu, şu. Şu mu? Allah rahmet eylesin. Arif. O Arif vardı. Rica'mız demin bel Arif vardı. Şimdi senin dediğin Tamaş'ın tarlası nereden nereye şöyle bir? Şu sınır. Buradan tuttun. Şu buğday ekimini görüyorsun. He.
Ondan sonra şu kuru ağaç kırmızı toprak var ya. He. Onun üstü yeşil alandan tut. Şu ekine kadar. Şu, he, ekinin olduğu yere kadar bu mezarlığın o taraflardan tam başı. Burası. Ha, anladım. Burası kesiyor, burası. Ne kadar kıpkırmızı bu toprak ya. Burayı yeni yapmış. Yani. Kırmızı da ötesi yani. Evet. Çok değişik bir toprak var burada. Şu nasıl tarif edeyim? Ağaçların ötesinde tam söğütler görüyor ya, tamam. Ayrın evinde. Onun bu yandaki yeşil tarla da tam aşı. Taş o. Şu buradaki ilk kayaların, görünen o 3 4 ağaç değil, öbür tarafın mı bahsediyorsun? Kayaların oradaki söğütler görüyor. Ha, söğütler tamam. Onun bitişindeki bu yandaki. He. Gözüken ya. Tam aşında da bayağı toprağı varmış. Çok toprağı varmış. Ha. Resmen adamı talan etmişler vallahi. Hani ben hani söylüyordu annem gilde. Ne kadar nedir hiç malumatım yoktu yani. Ama parça parça bayağı tarlası olduğunu söylüyordu annem gil. Var tabii. Gerçi sizinkilerin hepsi parça parça değişik yerlerde. Ya, tabii ki. O zaman öyle olmuş demek ki. Aynen öyle. Peki bu Musto'nun elinde olan şeyler nereler? Çok mu böyle? O yoksa bizim sadece Tamasinkileri mi kapatmış? Onun azmış zaten. He, onun daha çok kapattığı tam başın toprak var o zaman. Babamın benim yaptığım taşı aldı. He? Benim yaptığım taşı aldı. Bir sene uğraştım taşı düzenleyip. O taşı nasıl, vinçle mi kaldırıp getirdin? Sepeteyle. He tabii canım. Çok büyük. Biraz fazla dolaştık, kafam karıştı. Toprak çok acayip buranın ya. Kırmızı da değil bu toprak. Kırmızıyla pembe arası. Ha, ayrıyeten ona da mı yazı yazdırdın sen? Kendim yazdım. Ha, kendin yazdın. Hı-hı. Allah rahmet eylesin. Yani yolcaydık, hepsine bir Fatiha okuruz canım. Bak. Bu ağaçlar var ya, bu tarlanın altında. Yeşil Thank you.
kardeşim. Git canım, git şekerim. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Onu biliyor musun sen? Oo, bunlar bayağı büyük İsmail. Hani Kemal Sunal Şaban'da yapıyordu ya, ineğe diyordu ya, git şekerim, git canım diye. Ha, babam sınıfını seyretmedin mi hiç? Onu da diyordu ya hani, inek bunun o gidince çekiliyordu. Şurada hemen çalıların arkasında hani biraz turuncu falan beyaz var ya. He. O bilecek. Bunu bırakayım, o eve gitsin diye arayalım. Sen İsmail dedeni gördün mü? O vefat etmiş bir hafta sonra ben de. Ha, sen onu görmedin, hiç hatırlamıyorum. Ablan az çok biliyordur. Ama o çok küçüktür, hatırlamıyordur. Değil mi? Hatırlamıyor. Bebek mi? Bir Ramazan abin o zaman içiniz daha düşüyor. Ramazan abim zaten vefat ederken yanındaymış. Ha. Görmüş onu nasıl öldü. İsmail şaka maka bayağı çıktık biz de onu yut. Bir de şuradan şöyle çekeyim. Şurada da bizim inek var. Siyah göz, siyah gözlü. Hangisi? İlk başta. En ilk beyaz, başta. Beyazlı olan mı? Beyaz siyah gibi. Ha, siyah mı? Biraz siyah benziyor, biraz yarısı beyaz, yarısı siyah benzeyen biri. Ha, selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aman şimdi. Şimdi de güzelim şimdi. Şimdi. Şimdi de güzelim şimdi. Aman şimdi. Şimdi de güzelim şimdi. Uzaktan biraz uzak görünen köy Kürkçü.
Bu bizim İsmail bir daha. Vallahi Sultan kadın orada arabada oturuyor tepenin doruğunda. Alana doğru gidecek şimdi, o kendi kendine korkar vallahi orada. Nasıl seni şöyle hem doğayı hem seni almış olayım. Burası pamuk çalısı. O türbeden dolayı buranın ismi herhalde öyle, değil mi? Ya, normal daha da şey, türbede yatan adamın ismi. O adamın yatırının nasıl o kadar yüksek yer başka yer? Yani alçakta yer bulmamışlar da oraya gömmüşlerse. Adam orada mı yatıyor peki? Orada yatıyor diye. Öyle geliyor, diyorlar değil mi? Orada her gün oradaymış deniyor. He. Hep orada yaşıyormuş deniyor. İyi bileyim. Bir de orada bir tane bile taş almak haram. Atıyorlar. Atları herkes değil. Köyde tamam, herkes diyor küçükler diye doğru olmuyor ya. Saçma. Evliyanın alanı diye şey. Öyle diyorlar. Şu bizim uzaktan motordan görünen de Ramazan değil mi? Ramazan değil mi o? Ramazan. Ercan Göşker'i ne olur Ramazan? Uzaktan motoruyla ilaçlama yapıyor. Aa, burada Pamuk Nene Sultan. Pamuk çalının dibindesin bak. Pamuk dede gömülüymüş Sultan orada. Güzel bak şu vallahi. Türbe var ya. He? Şurası türbeymiş bak. He. Çıkıyor mu oraya? Yok ya, oraya nasıl gideceğim ben ya? Bizi götürür İsmail. Yok yok. Yol var oraya. Oralara çıkma yok. He? Yok. Yok, graydarlar açtı. Korkuyor. Çıkıyor bak ha, İsmail götürüyormuş bizi. Nereye? Ben götürürüm sizi diyor. He? İsmail. Ben sizi götürürüm diyor İsmail. Nereye? Buradan dolanarak gideceğiz. Yok yok. Almayım almayım İsmail. Düz yolu yürüyemiyor halan. Oraya nasıl çıkacak? Oradan yuvarlanır halan. Sen buradasın. Aha, Pamuk Çalısı burası işte Sultan. İki adım yol kaldı. Çıkıyor mu? Çıkarıyor musun İsmail Bey? Ben çıkardım. Size kalmış. Çıkıyor mu? Oralara çıkamam. Ne için? Para verseler çıkmam oralara. Niye? Orada türbe varmış ama. Olsun ama. İmkanım yok, imkanım. Yatır var, yatır. Olsun oğlum, dua ederiz gideriz ha. Ne diyorsun İsmail, yorumun ne? Siz ne derseniz. İyi, ben neredeyse burayı 10 dakika çektim İsmail, yeter. Yeter. İsmail ineklerimizi almaya gidiyor. Hangileri bizimkiler İsmail? O mu şeyin, bayramın annesi o mu? O da mı değil? Yine mi tutturamadım? Evet dostlar. He? Dur geliyorum. Şuradan yukarıdan bir çekeyim. Doğanın gökyüzünden görüntüsü. İnekler otluyorlar. Dağlar. Bayramın annesi bu. He? Bayramın annesi bu. Bu mu? Aha. Bununla yanında yavrusuyla geçiyor. Bunun adı yok mu? Bunun adı Zeytin. He? Zeytin. 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 Dur. Siyah çocuklar için Zeytin. He. Hangileri bizimkiler şimdi? Bu tamam. Şurada iki tane var ya.
He? Sen bunları bir araya toplayabiliyorsun ha İsmail. Abo bu ne kadar büyük lan İsmail. Vallahi ben bile... Ne kadar büyük İsmail. Kız? Kız? Ha doğru, Kurban Bayramı yaklaşıyor değil mi? Doğanın uçsuz bucaksız yeşillikleri. İsmail bizim inekleri aldı. Bizimkiler bunlar mı İsmail? İkisi bayramın annesi. Bayramın annesi, bir de biraz önce dediğim gibi. Bayram buna daha çok benziyor. Benziyor. Yanlış olmasın bak İsmail. Yok. Şunun, bunun buzağısı da. Onun da var mı buzağısı? O nerede? Şundan şu benzemiyor mu? Ha, bu bunun buzağısı mı? Küçük bunun buzağısı mı? Ha, küçük bunun buzağısı. Ha. Ama şuna bayağı benziyor. Ama bayrama bunlar daha çok benziyor. Bu erkek de bayram. Ha bayram. Ailenin tek erkek çocuğu o mu oldu ineklerin içinde? Topladık mı şimdi İsmail? Topladık. Bu üçü, öbürü hani şu mu? Öbürü ha, aşağıda mı o? İyi İsmail, sen küçüksün, bu inekleri güzel çeviriyorsun valla. Yüksekliğe alışkın değilim arkadaşlar. Bizim Sultan nasıl bir yükseklikte bir bakın. Ne diyorsun, bayanatın ne? Ne diyorum, çok duyguluyum. Pamukçal'a geldik. Her yeri gördük, çok güzel. Afe'yle de sohbet ettiniz bugün. Afe'yle sohbet. Afe'yle de sohbet ettik. Sohbetimiz yarıda kaldı. İşte Donay'ı gördüm, çok sevindim. Bu kadar. Kimlerdensin sen? He? Kimlerdensin? Köşkerlerden. Kimin kızısın? Hacı Hüseyin'le.
Kimin kızısın? Tamaş'ın. İsmail'in halasıyım. Tamaş dedemin torunlarından İsmail. Benim rehberim, yol rehberim. İsmail de bugün resmi de çek çek bildirin. İsmail'in resmi de var, videolarını hep çektim. İsmail'i hep videoları aldım canım. Dün aldım, bugün aldım. Buradan daha güzel manzara. Çok güzel canım, her yer ayak altında zaten. Rehberimiz İsmail Bey. Dur bir de annemi şöyle camdan çekeyim. Ha vallahi bizim kız kaç gün rakımda. Buradan yuvarlansan var ya parçam bulunmaz Allah sultan. Allah korusun, ben ağzını hayır aç yavrum. Vallahi ben bile altıma kaçırdım. Getir, çok yüksek burası. Başım dönüyor, hadi gidek vallahi. He? Tamam, sen de o tarafa bakma, başını dönüyorsun. Çiçekleri ne? Oo, bu da başka bir güzel koku. Tanımeli değil değil mi? Başka bir şey bir çiçek bunlar. Onları içeriden gördüm canım. Şunlar ne peki, bu küçük olan? Alıç diyor bunlara. Tamam, şey ahlat yani. Yok, küçük küçük kırmızı alıç. Tamam, kimisi ahlat kimisi alıç diyor onlara. Olabilir. Yani dağ armudu da diyorlar bunlara değil mi? Yok. O başka bir şey mi? Büyük sarı alıçlar, bu küçük kırmızı alıç. Ha, farklı. Farklı. Anladım. Bu aslında ama yabani ağaç değil mi? Yabani ağaç. Doğru. Yabani. Sizin paşaların tarlası bayağı büyük herhalde. Değil mi? Evet. Orada onlardan ne ekili peki? Nohut. Ama daha olmamış değil mi bunlar sanki? Yok. Daha yeni. Çok küçük herhalde. Kirazlarımız. Kiraz ağaçlarımız. Tombuş'un oğlu da karşıda geliyor. Kimin oğlu? Tombuş'un oğlu. Karşıdan Tombuş'un oğlu geliyor. Selamünaleyküm emmi.
Tombuş'un oğlu Hacı Osman diyor. Sen Tombuş'un oğlu, ben Tambaş'ın torunu. Tambaş'ın torunu. He. Tanıyor musun? Nerede kalıyor Allah aşkına? Ankara'da mı? He? Ankara'da oturuyoruz biz. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Petrol. Ramazan yok burada. Yok. Yani bir dakika da kısı geldiririz. Yok, işimiz var. Mezara gideceğiz biz de. Hayırlı günler emmi. He? Ben de şoför arıyorum bizi diye. Öyle mi? Yaşı bayağı var onun, değil mi? Var. 80'lerde var sanki. Var. Var. Ercan Bey'in malikanesini şöyle bir uzaktan da çekek. İsmail Bey'le Ercan Bey'i çekelim. Gazları çekeceğim şimdi. O benim babam, ben onun babam. Tabii canım. Şu gazları da bir çekeyim. Bu gazlar komşunun mu? Bana saldırmasın bunlar. Kovalıyorlar ya, bazen görüyorum ben filmlerde. Gelin gazlar, buraya gelin. Kafasını niye bunlar havaya dikiyor bunların? Bir anlamı var mı kafasını böyle dikmenin? Kızdığı zaman mı yapıyorlar yoksa? Ya küçük. Soğanı böyle seviyor mu bunlar, soğan yiyor? Vidikliyorlar herhalde, değil mi? Yediğinden de değil. Bunlar ot mu? Ağacının altındasın ha bak. He? Tamam, çıkarım diyorsan çık. Kalkacaksın mı? Kalkacağız. Yok kalkar. Doğanın yolları.
Sadık emmemin evi görünüyor buradan. Çantam arabamda değil mi Yıldırım? He? Arabada. Unutmadım. Paket de orada. Aha karşıdan bir tane donalı geliyor. Herhalde seni çekmesem olur mu? Tam başın ocağı mı diyelim? Tam başın ocağı. Erzen Bey bize kaçak çay servisi yapıyor. Diyelim. Buradan kadın. Hacer miydi teyzenin adı? Ha? Kimin Hacer'di? Mavuş'un satının. He? Mavuş'un satının. Mavuş'un satının Hacer. Hoca Mustafa'nın oğlu isim neydi? Sait. Hoca Mustafa'nın oğlu Sait Bey tabanca tadilatıyla uğraşıyor. He? Çekeyim hatıra olur. He? Yok yok. Şimdi güneşli havadan daha iyi oluyor yağmurlu havada. Ercan Bey ile İsmail Bey bize çay servisi yapıyor. Allah Sultan kadının keyfine diyecek yok. He? İsmail kaşığı. Siz de çekiyor. Karmadı o bardağı olduğunu söyleyeyim. Olsun. Çekindi herhalde, kenara mı gitti şimdi? Bayramın özgürlük koşusu. Kendini yaralayacaksın. Nereye girdin? Ne
Doğan'ın camisinin içi. Caminin içi hem çok büyükmüş hem çok güzel olmuş. Dışarıdan bu kadar büyük gibi görünmüyordu bu cami. Onlar... İçinin dekorunu vallahi Sultanahmet'e benzetmişler. Sultanahmet'e gideniniz oldu mu? He? Gittin mi? Sultanahmet'in şeyi gibi aynı. Şu yapmışlar. Ne deniliyordu ismini getiremedim avize. Sultanahmet'te tabii çok daha geniş. Ama ona yakın bir şey yapmışlar. Simpaş yaptı. Öyle mi? Simpaş mı yaptırdı burayı? Allah razı olsun. Vallahi adamlar çok güzel yaptırmış ya. Malzemeleri yaptı. Koy hafıda şey yaptı. Çalıştı yaptı. İyi Allah, Allah kabul etsin yani. Allah razı olsun adam. Allah dört dörtlük bir cami. Bütün malzeme dışarıdan hani normal bir cami gibi görünüyor da normalden bayağı iyi yani. Sıradan cami olmamış. Valla. Ercan Bey ile Sait Bey. Sizden almış olalım. Ya bende de böyle bir merak var gittiğim yerlerde. Fotoğrafların, videolarını çekiyorum, hatıra olsun diye. Bir camiyi çekmediydim Doğan'ın, o da oldu, tamam oldu. Havuz burası var. He? Havuzu da dur, çekerim. Vallahi Allah kabul etsin adamların hayrını, çok güzel olmuş yani. Şu avize mavize sistemi yani gerçekten farklı. Yani o eski Osmanlı camilerin havasını verdirtmiş adamlar biliyor musun? Burası da şey su dönüyor mu bunun içinde? Çalıştırınca. Çalıştırınca dönüyor. Şey yukarı doğru fışkırıp geri mi? Şey hafif fışkırıyor geri dökülüyor. Lambalar atıyor. Şeyde lambalar da yanıyor renkli renkli. He. Çok güzel vallahi. Buralar mezar değil, değil mi zaten? Hem beni çek hem de şöyle ara sıra dolan. Hase geldi. Evet dostlarım, Doğan yeşilliklerinde bir ara keyfi yapıyoruz. Thank you.
Akemigil'in evi öbür tarafta mıydı? Aşağı yolda mı? Hatta caminin önünde gösterdi. Tamam. Hüseyin dayıgil'in evi hangisi? O da mı orada? Şey mi? Tamam. Hüseyin Göşker. Dönüş yenge. Onun evi de dip gibi. Dip gibi. Zaten onlar kardeş ya ikisi. Aha. Hüseyin dayıyla Sadık emmi. Doğan'ın bebeleri. Sizin burada da bebe diyorlar mı? He? Çocuk. Ankara'da bebe derler de. Şuradan gözüküyor şu taraf benim. Şey Sadık emmi gelin evi mi? Niye caminizi de şöyle güzelce bir çekeyim. Yeşille dönüş hala günü. Onların mı? Hı-hı. Ha. Onun hemen şu tarafında kırmızılı var ya, kırmızılı. Tamam. Orada o ikisi yapışıkmış evleri onların birbirine. Evet, Sadık emmi ile Hüseyin dayının evleri. Onun evinin önünde bir tane daha evdir. Merhaba. Merhaba. Merhaba gençler. Köyünüzün videolarını çekiyorum da. Nerenin? Köyünüzün videolarını çekiyorum işte. Seninle mi karşılaştıydık biz? Evet, biz seninle karşılaştık. Değil mi? Evi sorduyduk. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba gençler. Merhaba abi. Ben ünlüyüm yani. Ben çekmeye gerek yok. Ben zaten ünlüyüm. Ünlü müsün? YouTuber mısın yoksa? Instagramcı mısın? YouTuber, Instagram hepsi var bende. Nerede yani? Tam nerede? Yerler yani. Bıcı gibi orada. Üst kıyıda mısınız? Evet, Doğan'ın tamam. YouTuber'ı. Görüşürük. Atıyor değil mi? Biliyorum zaten. Lan caminizi de şöyle bir çekelim. Caminin yanından geçtik. Evet, Doğan'ın camisi. Doğan'ın gençleri. Bu ev boş herhalde, İsmail. Boş. Hemen gelip gidiyorlar bazen bayramda. Bayramda nasıl kalıyorlar? O ev ölmüş, İsmail. Bu ev. He. Bu evde kalıyor. O ev ölmüş, başın sağ olsun İsmail. Niye ki? Bakmışlar ki o evi hiç. Doğan'ın dağları. Buradan mı gidiyorsun? Çeşme var şurada. Oraya mı geliyor inekler? Şu taraftan ve şu taraftan. Evet, Doğan kedisi. Kaçma ulan. Kaç. Kaçıyor. İşte bizim Tanmaş'ın evinin olduğu yerdeki meşhur çeşme burası. Burası da Tanmaş'ın evinin arsası. Evi tam burada bir yerde. Buranın mı yeri miydi? Buraya, onlar yetmiş. Tanmaş'ın evinin yeri. Sadık emminin evi var şu anda. Burası Hüseyin dayının dönüş yengemin evi. Burada Moğuş'un İsmail'in eski evi. Sizin? Evet. Ha. Ben çocukluğum şeyim burada geçti yani. Sizin evler çok yan yanaymış zamanında o zaman. Hüseyin dayı gelin. Peki eski evi neresiydi bunların? Sadık emmin. Sadık emmin'in eski evi öbür taraf öbür değil mi? Hüseyin dayı gelin. Burası topraktı. Ha, topraktı. Yıktı. Üstünden geziyorduk. Yıktı, yeniden yaptı yani. Üstünden geziyorduk. He. Burası şuradan şöyle üstten geziyorduk. Alttaydım bu iki kat şu an. Ha, anladım. Yani yere gömülü gibiydi bir nevi. İsmail emminin evi burası. İçinde bir şey var mı? Yok, boş. Ha, şey. Eski doma evleri. Çekelim. Şey, buralar şey. Ne derler? Otantik, otantik. Burada aşağıda bu ev 100 yıldan fazladır herhalde. Yok.
Yok mu o kadar? 90 yıllık bir falan. 80-90 yıllık. Aşağı uçmayalım oradan. Valla oralar gözüm. Babam yapmış çünkü. He. Burada merdivenimiz vardı. Aşağı iniyorduk. Onlar yıkılmıştır zaten, değil mi? Hı hı. Aşağı tamam. Evin arka tarafı değil mi? Burası tandırınız tabii. Burası tandırınız. Aferin. O zamanki teşkilatınız da az değilmiş canım. Sizin evin arkası da bayağı var. Kamaş'ta da buradan oturduğunu biliyorum ben. Burada oda vardı iki tane. Öyle mi? He. Burada oda vardı. Yani sizin evin bahçesinde. Hı-hı. Burada 10 yıl oturmuş. Ha. Burada 10 yıl oturduğunu söylüyorlar. Şöyle çekeyim de bari beni anlatın tam çıksın. Burada şöyle iki tane oda varmış. He. Orada da bizim evler yukarıda. Annem bakıyor devam yani. He. Şeyini. Baba. Sariye yenge. He. Oradan tabii şurada merdiven var. Tam odunlarını da buraya mı taşıyordu? He. Odunlarını taşırken şey yapardı. Şu ara boşu alandı o zaman. He. Ondan sonra bu çatıyı ben sonra da yaptım. He. Oralara taşıyor. Burada oda varmış. Bu odada kalıyor iki tane. Şu tabii ki burayı... Bu çayını demleyip de kimseye vermediği yeri burası mı? Burası. Şu ev babam yeri yok diye vermiş. Bu evler daha öbür taraftaydı. He. Olarak. Yani tam başta da bunun yaşantısı burada. Burada senin bildiğin gördü. Bildiğim vay be. Burada. Ben abi bunun bu kadardım aşağı yukarıya. Veya burada vay biraz be. Küçük. Vay be, Tamaş'ın kaldığı yeri de çekmiş olduk o zaman biz. Ha,
Yani kendi evimi sattıktan veya verdikten sonra İsmail Emmi'nin evinin bahçesi şurada bir odası varmış. 10 yıl burada kaldığını ben iyi biliyorum yani. Vay be. Annem gibi söyler, babam gibi söyler, ablamlar söyler. Zaten onlar dedikten sonra hani mesela mezar taşında babam dedikten sonra %100 doğrudur benim için. Yoksa sadece söylentiye dayansa inanmazdım da. Yani. Hani inanmazdım dediğim hani emin değil orası diyorlar derdik. Tamam mı? Ama babam ben diktim diyor. Ya onu alıp götüreyim burası değil mi? Duygularını alayım bakalım. Duygularım karışık valla. Garipsedim ben Dona'ya gelince. Ben Tanbaşı da gelmişken Tanbaşı da görürük diyordum. Sadık emmem, Hüseyin emmem. Tanbaşı da görürük diye geldiydim ben aslında. Tanbaşı? Ben Tanbaşı'nın adını duydun mu? Duydum da bilmiyorum. Nasıl duymuşsundur canım. Uzaktan emmin oluyor işte. Yani babanla, dedenle amcaoğlu oluyorlarmış. Tanbaşı dedi. Kaç yıl oldu gelmeyeli? İsmail, Ceylan. Ya, en küçüğünüzün adı ne? Recep. He? Recep. Ve tavukları. Ercan Bey'in evi. Ya. He? Sen gördün mü son zamanlarda Ramazan Dönüş Yenge'yi? Dönüş Yenge'yi yani 3-4 aydır görmüyorum. Ha, 3-4? Evet, Kurtçulu koyuna geldik. Tavuklar, ördekler, gazlar. Ne birine soracağız da. Bir şey de yok değil mi? İnsan yok dışarıda. Allah Allah.
uzaktan donayı görüyoruz artık. İyi de bu yoldan mı gideceksin donayı? Hah tamam, köylü kardeşimize sorun. Kızdırım aman canım. Bu gır gibi valla. Selamünaleyküm. Kardeş, Dona köyüne buradan mı gidiliyor? Küçük Dona'ya buradan mı gideceğiz? Buradan devam mı direkt? O karşıda görünen köy Dona mı? Tamam. Hayırlı günler. Kurum abi. İnsan video çekiyorsun, insan etsiz. Üzgün konuş. Evet, Doğan'ın dağları, ovaları. Çok güzel. Şu karşıdaki görünen köy var ya, bence o. Herhalde. Evet arkadaşlar, aranan Doğa bulundu. Oh, iyice kokusu ne güzel geliyor. Şunu kapat. Oh, yeşilliğe bak be. Ne kadar güzel ya. Alavi malavisiniz ama topraklarınız güzel. Orası değil mi? Bence orası. Şura mı? He. Herhalde orası mı? Orası. Herhalde. Bence. Şuranın güzelliğine bak ya. Bizim kız. Manzarası güzel değil mi? He. Çekiyormuş lan. Tarlaların güzelliğine bak. Tebere etmiş. Aa, bizim kızın köyü görünüyor uzaktan bak. Bildiğimiz Dona. İnşallah. Evet dostlarım, şu anda Esali köyündeyiz. Leylek yuvası buldum bir tane. Buyurun size leylek. Leylek. Leylek yuvası göreceğim hiç aklıma gelmez daha. Hayrettin bir şey valla. Esali koyu. Leyleklere bak. Ne diyorsun lan kardeşim? Bakmasana lan kardeşim. Bakmasana lan kardeşim. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Vallahi leylek yuvasını canlı olarak göreceğim dünyada aklıma gelmez daha. Leylek. Sultan kardeşim, leylekleri gördün mü? Ne dedin? Lan. Esali koyu, leylek yuvası. Evet bizim sultan. Ne ana ne baba. Tam başının mezarının başında. Duygularını ver sultan. İsmail'im. Sultan, duyguların ne? Tamaşın mezarının başı. Duygularım çok garip. Neymişsin? Ya. Nasıl duygular taşıyor? Bir şiir bulsaydım okuyacaktım. He? Bir şiir okuyacaktım da. Tamam işte mezarın başındasın. Mezar şiirini oku. Kuşlar konar mezarın başına. Nalet olsun toprağına, taşına. Ya bizim kız.
Tamam garip şimdi mezarın. Babanın mezarının taşını. He? Taşta oynuyormuş la. Garip benim. Mehmet de ama onun yaşıtları ha bunlar da aynı. Bunlar da aynı isim yok bir şey. Öyle. O zamanlar. Sahibi olanlar belli. Sahibi olmayanlar bir taşı bile yok bak. Sahibi olan adam. Adam olacak alacağından bir taş alıp getirip koyacak. Başına ağaç bile dikmiş adam baksana. Allah rahmet eylesin. Mezarın içinden ağaç çıkmış. Babam onu görmüş müydün İsmail? Yıldırım bak, burada tarlası. He? He. Burada tarlası. Şey hepsini tarlası söyledi canım. Mezar. He. Şurada ufak bir tarlası varmış. He. Mezarlığın şu arka tarafı yine Tamaş'ın tarlasıymış. Mezarlık yani. He. Ondan sonra hepsi. Ya baksan bizim tarla var. Ercan hepsini gösterdi bana canım. He, doğru söylüyor. Ya bizim kız. İsmail amca çok iyi biliyor hepsini. Sultan utanmıyor musun sen mezarlığın üstüne oturuyorsun? He? Çok güzel ya şöyle. He. Dedeyin mezarı hangisi oğlum? Orada. Bir de orada bir. Gideceğiz sen. Orada okuyak gidek. Tamaş'ın yanında bu kadar mı duracaksın? Yeter. Acelen ne? Tamaş'a bir diyeceğin var mı burada? Diyeceğim ben de yanına alsın. He? Başka bir diyeceğim yok. Hayırlısıyla. Tamaş'ın yerin yanında boş yer var Sultan. Bir yaşa çok yaşa bura. Tamaş'ın yanında boş yer var. Ha, nerede? Aha. Sultan. Neyse. Tamaş'ımın. Vallahi varmış. Tamaş'ımın yanında şey var ama bir tane çam ağacı var hiç olmasa. Allah hayırlı ölüm versin inşallah. Amin. Allah rahmet eylesin inşallah. Ya bizim kız. Tamaş'ımın mezarının başındasın şu anda. Böyle daha sevapmış zaten. Böyle sefil yatmak daha sevapmış. Allah rahmet eylesin. Keşke benim telefonu da çeksen mezarı. Hepsini çekiyorum ben. Sen telefonu ne yapıyorsun? Benim evde bilgisayarı da seyrettiririm ben. Onlara gönderirim bu videoları. Tamam. Seni telefonun çekeceğin de bir şey olmaz ki. Çıkıyoruz mu Yıldırım sıcak? Ne? Çıkıyoruz mu? Bak şimdi tam da yiyeceğim bak. Sıcak sıcak. Bu kadar mıydı babayın mezarının başına geleceğim? Ne olacak? Oturduk. Tamaş'ımın isimsiz mezarı dostlar. Hava da iyisin daha. Amin Allah rahmet eyle ya. Şu çiçekler ne kadar güzel ya. Burası da mı acaba mezar birinin üstüne basmıyor? Adam üstüne basmıyor vallahi mezar. Çiçeklerin güzelliğine bak ya. Kokusu yok. Tamaş'ın bir bak şu yeşil görünen bir yerin bir kısmı Tamaş'ın tarlasıymış. Ercan nerede? He? İsmail çocuk sıkılmıştır. He? Ercan cenazeye gitti. Hadi bir sıcaktan. Bizim kız Tamaş'ın mezarının başında bastonuyla oturuyor. Ne diyorsun? Garip yazın mezarının taşını. Kimsesiz, bir taşı bile yok. Para var. Evet, sultanım. Dona'yı gördün, ayrılıyor Dona'dan. Ne diyorsun? Dona hakkını helal et Dona. Bir daha gelemem. Pamuk çal, pamuk çal. Burası. Al pamuk çalı. Geldim, gördüm. Allah razı pamuk olsun. Pamuk çalısı. Hoşça kal Dona. Hoşça kal Dona, pamuk çal. Dona için diyeceklerim bu kadar mı Sultan? Diyeceklerim bu kadar. He? Çok duygulandım. Diyeceklerim bu kadar. Köyümü çok seviyorum. Köyümün yağmurlarına gömün beni. Köyün yağmurlarını da yedik valla. He yedik. Ayağımız yedik kademli. İçtik kendimizden ayağımız geçtik. Ayağımız kademliymiş. Allah razı olsun.
kere razı olsun canım vallahi, adamlar bizi ağırladı. Dona'dan Alaca'ya doğru gidiyor pancar tarlaları. Pancar tarlalarının içinden gidiyor işte. Aston'un oğlu bile sahip çıktı bana. Aston'un oğlu tabi canım adam. İyiymiş oğlan. Bak şeyi seni sütünü peynirini bile getirdi oğlan benim sabah oğlum. Erkenden. Sana süt peynir getirdi. Getirdi mi? Getir. Vallahi mi? Tabii canım. Ne zaman lan? Bakacak oydu. Allah razı olsun. Allah razı olsun canım. Yani ne diyeceğim? Ne diyelim? Oğlan iyi bir insan yani. Ya babası da kötü insan değildi. Babam satmış, o da almış. Babasının yani, günahını oğluna soracak halimiz yok. Tabii canım. Babam satmış, adam da almış. Değil mi? Tabii canım. Kimse kimsenin elinde zorundan almamış ya. Zorundan alsaydım bizim Sadık Madık rezil ederdi onu. Ya bizim kız. Tarlalar, bahçeler. Doğa ihtiyaç ediyor. Çok tatlı bunlar da. Bir daha öyle yap bakayım bir. Tarlalar, bahçeler. Doğa. Pamukçal, doğa. Hakkınızı helal edin. İyi ki gördüm köyümü vallahi. Bir daha ya geldi hem ya gelmedi. İyi de geçti yani. Ölüm var he? İyi de geçti diyorum. Güzel iyi oldu. İyi geçti Allah'ın. Sağ olsun ha ya. Adamların yatağında yattık. Yorumda yattık. Şöyle bir de uzaktan çekelim.